Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz e, prizmalarla ilgili konu testi. Bakalım. Yukarıda verilen prizmada okla gösterilen bölümlerin isimleri aşağıda hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın arkadaşlar K 3 tane ayrıtın kesiştiği yerdir. Yani köşedir. Sivri uçtur, köşedir arkadaşlar. L dediğimiz yüzdür. Bakın. Ayrıt değildir yan yüzdür. Taban da değildir. Yani cevabımız C'dir. Evet L'de L evet yan yüzey, M alt taban, N de ayrıt. Evet, doğru cevap C şıkkıdır. 2. Dik prizmalarda alt ve üst tabanlar nedir arkadaşlar? Paraleldir, değil mi? birbirine paraleldir, kesmez. 3. Yanda verilen kare prizma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12 ayrıtı vardır. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu ifade doğru arkadaşlar. 8 köşesi vardır. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu da doğru. 6 yüzeyi vardır. Doğru. Bütün yüzeyleri karedir. Yanlış arkadaşlar. Yan yüzeyleri dikdörtgendir, kare değildir. 4. Aşağıda açınımı verilen geometrik cisimlerden hangisi dikdörtgenler prizmasına aittir diyor. Dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgen olması lazım. Bu küpü gösteriyor arkadaşlar. Küp. Bu Bakın bu kare prizmadır. Bu üçgen prizmadır. Cevabımız bursa olacaktır. Görüyorsunuz bütün yüzleri dikdörtgen. 5. Aşağıda verilen geometrik cisimlerden hangisinin yüzey sayısı en fazladır diyor. Yüzey sayısının fazla olması için çokgenin çok kenarlı olması lazım. Bakın arkadaşlar burada 4 6 yüz vardır. Burada da 6 yüz vardır. Burada 3 yan 4 5 500 vardır. Ama burada taban 6 kenarlıdır. Yani yanda 600 vardır. Yani 8 yüzey vardır. Cevabımız D'dir. 6. Yanda açınımı Verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Baktığımızda arkadaşlar 6 tane yüzü var. Ve eş bu bir küptür arkadaşlar. 7. Yukarıda açılımlar verilen geometrik cisimlerden hangisinin veya hangilerin 12 ayrıtı vardır diyor. 12 ayrıt. Arkadaşlar kare prizmada vardı. Dikdörtgenler prizmasında vardı. Yani cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Peki üçüncüsü. Arkadaşlar üçüncüsü bir beşgen prizma olduğu için ayrıt sayısı 5 aşağıda, 5 yanda, 5 yukarıda 15 tanedir. Burada ayrıt sayısı fazladır. 8. Tabanı düzgün altıgen. Yani şöyle düzgün bir altıgen. Eşmiş. Dik prizmanın bir taban ayrıtı yani kenarı 18 santim. Ayrıt uzunlukları toplamı ise 156 santimetreymiş. Arkadaşlar burada zaten bakın altıgenin bir ke, bir kenarı 18'miş. E, yukarıda da 6 tane olacak. Yani 12 tane 18 olacak. 12 ile 18'i çarparsak 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 1 2 3. 1 kere 8 8, 1 kere 1 1. Topladık. 11 elde var 1 216. Demek ki evet tabanı düzgün altı yönlü yani dik prizmanın bir taban ayrıtı 8. Pardon arkadaşlar. 8'miş. Biz 18 niye? Nereden geldi 18? E? Evet. Bir ayrıtı 8'miş arkadaşlar. 6 tane aşağı. 6 tane 12 tane olacak. 2 kere 8 16 elde var. 1 8 kere 1 8 9. Demek ki 96'sı alt taban ve üst tabandan geliyor. 156'dan 96'yı çıkarırsak 60 santim yanlar içindir arkadaşlar. Yanlar içindir. Şöyle yan çizgiler içindir. Peki yanda kaç çizgi var? Tabanda kaç çizgi varsa o kadar. Yani 6 tane 6'ya bölersek yüksekliği kaç olur? 10 olur arkadaşlar. Taban ayrıtlarını bulmak istiyorsan 12 tane ayrıtı var. Altta ve üstte. 12 çarpı 8'den 96. 156'dan 96'yı çıkarırız. Sonra çıkan sayıyı çizgi sayısına yani şöyle çizersek arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 tane çizgi olduğu için 6'ya biliyoruz. 9. Yanda verilen geometrik cismin kaç tane ayrıtı vardır diyor. Bakın tabanına baktığımızda altıgen, 6, 6 tane taban, 6 tane yan, 6 tane de üst. Toplam 18 tane ayrıtı olacağını söyleyebiliriz. 10. Yanda verilen kare prizma için köşe sayısı k. Bakın köşe sayısı 4 aşağıda, 4 yukarıda 8. Ayrıt sayısı L. Ayrıt sayısı 4 aşağıda, 4 yanda, 4 yukarıda 12. Yüzey sayısı 4 yanda, 1 aşağıda, 1 yukarıda 6. 8 ile 12 toplarsak 20, 20'den 6 çıkarırsak 14 kalacaktır. 11. Yanda noktalı kağıtta dikdörtgenler prizmasının bazı yüzeyleri verilmiştir diyor. Buna göre eksik olan yüzey aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dikdörtgenler prizmasının. Bakın arkadaşlar, şunlar alt taban ve üst taban. Burası bir, burası ikiymiş. Görüyorsunuz. Bu buraya yapışabilir, değil mi? Burası buraya yapışabilir. Burası karşıya yapışır. Yani şundan bir tane daha ihtiyacımız var. Şundan bir tane daha olması lazım. Yani 1'e 4 biçiminde. 1'e 4 bakın arkadaşlar D şıkkında vardır. Dersimiz burada bitti arkadaşlar.